kişilerini aydınlanmanın sönmeyen ışığı diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla aydınlanmanın ve Türk modernleşmesinin tarihinin arka planına çok kısaca bakmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda aydınlanmanın bu arka planı üzerinde de aslında eleştirel bir bakışla bu süreci ele almamız gerekiyor. Çünkü köy enstitülerinin sürecine ben köy enstitüsü bir öğretmenimle, ortaokulda bir öğretmenimle karşılaşmıştım. Ankara'da sonuçta bir daha baro sayılacak Keçiören'de bir değerli öğretmeni, çok farklı bir bizler arasında öğrencilere yaptığı tavırlar beni düşünmeye gitmişti ama gerçek tanışmam Kemal Hocam'da oldu. Onun o yüzden yeni kuşak köy enstitüleriyle beraber ben de bir sosyolog olarak köy enstitüsü tarihini ve aydınlanmanın eleştirel bir bakışla Türkiye'nin, Cumhuriyet'in tarihindeki yerini yeniden sorgulamaya başladım hocam. Çünkü aydınlanma bir belirli bir tarihsel dönemin yönetsel, toplumsal ve düşünsel felsefi temelleri olarak karşımıza çıkıyor ve bu 17 ve 18. yüzyılın aslında imparatorlukların tam da değişim döneminde bilimle yönetimin, siyasetin nasıl dönüşmeye başladığının tarihsel bir sorgulamasıyla ortaya çıkıyor. Tabii ki hepimizin bildiği aydınlanma dediği zaman Kant ve Kant'ın meşhur sözü vardır. Aklını güven ve bunu kullan. Çünkü Kant aydınlanma nedir de aslında insanların en büyük suçu aklını bir başkasına emanet etmesidir. Dolayısıyla aydınlanma aslında aklının geleceğini insanın kendi eline almasına dayanan bir hümanist felsefe üzerinden hareket ediyor. Ama bu hümanist felsefe bilimi, özellikle de pozitif bilimin gerçekliğin araştırılması, deneyimlenmesi, bu çok önemli. Çünkü ben çok vaktim olmadığı için köy enstitüleriyle kıyaslayarak gideceğim ve arasındaki farkları da söylemeye çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü yoktan itibaren insan zihninin boş bir levha oldu. Yani aslında 12. yüzyıldan itibaren, belki de orta çağ 9'dan itibaren alırsak siyasal alanın en önemli özelliği 16-17'ye kadar tanrısal krallar, imparatorluklar dönemi. Yani siyasal gücü elinde bulunduran toplumsal sınıfların, toplumsal tabakaların kendi iktidarlarını mutlaklaştırmak için tanrı ve tanrının kutsal gücüyle birleştirme çabası aslında aydınlanmayı ortaya çıkaran en önemli değişken. Neden? Çünkü hurafeciliğin yaygınlaşması, insanın bilgi kaynakları, bilgiye erişebilecek olanakları olursa mümkün. Ki bu anlamda da eğitim hakkı kavramının konuşulması bile 18. yüzyılda. 19. yüzyılda eğitim temel bir hak olarak kabul ediliyor ve 20. yüzyılda Cumhuriyet'in, demokrasinin temel bir siyasal rejim ve insanın hayatında kendisinin söz sahibi olmasını ifade eden bir rejimle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aydınlanma aslında değişen toplumsal sınıfların insan olabilme niteliğini akıl ve bilim yoluyla yeniden keşfettiği dönemi ifade ediyor. Dolayısıyla bunun iki tarihsel kökeni var. Oraya çok derinleştirmeyeceğim ama bir sanayi devrimidir. Çünkü insanın ürettiğini, pozitif bilimi, insanın somut olarak yaşamına nasıl bir katkı sağlayacağı düşüncesidir. Ki bu katkı sağlama düşüncesi aslında insan-doğa ilişkisinde bizim karşımıza çıkaracaktır. Ama onu biraz sonra ele alacağım. Ama modernleşmenin, özellikle Batı modernleşmesi bu anlamda temel değerler alan anlamında aklı, bilimi, demokrasiyi temel alan ve insanın farklı sınıfsal değişkenlikleri üzerinden insan olarak kendini yönetebilme, toplumda var olabilme yollarını keşfetmesi demektir. Dolayısıyla pozitif bilim geleneğinin kendi içerisinde getirdiği bu yaklaşım aslında bilimi temel alan pozitif bilimi, insan aklıyla keşfettiği, deneyle, gözlemle, ama burada bir Batı modernleşmesindeki bilim anlayışının en temel eleştirisi belki ikilemli, yani akıl, beden, doğa, kültür, uygarlık, kadın, erkek gibi ikili eşitsizlik alanlarını çok da fazla sorgulamadan bilimin kendi rehberi ışığında kurulan bir eğitim anlayışıyla insanların bilgiye ulaşmasını sağlamak. Çünkü eğitimde Kemal Hoca çok yıllar önce çok güzel bir tanım yapmıştı. Ben onu gerçekten sorguladım. Hani bir sosyolog olarak, sonra da eğitim fakültesi dekanı olunca ben dedim eğitim nasıl öğretmemiz gerekiyor? Ve Kemal Hoca çok güzel bir tanım yapmıştı yıllar önce. Eğitim insanın korkularını aşmasıdır.
Peki nasıl aşacağız? Aklımızı kullanarak, eleştirel düşünceyle. Dolayısıyla bunun önündeki engellerin kaldırılması, Cumhuriyet modernleşmesinin, Cumhuriyet aydınlanmasının en önemli iki değişkenidir. Dolayısıyla bu değişkenin aslında Tanzimat'tan itibaren sorgulanmaya başlandığını da görüyoruz Ali Hocam. Tanzimat'ta, Tanzimat aydınları da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir, doğucular, iki, batıcılar diye. Doğucular özellikle bu kültürelizm tartışmalarında kültürün temel alınması ve bu tabii Cumhuriyet'te özellikle Ziya Gökalp ve sosyoloji alanında çok somutlaşıyor. Dolayısıyla biz Batı'nın nesini alalım, tekniğini, bilimini alalım ama kültürümüzü yereldikle koruyalım. Mantığı içerisinde gelen bir yaklaşım Batı modernleşmesinin uygarlık kültür ayrımının arkasındaki bir temeli oluşturuyor. Aslında bu açıdan baktığımız zaman Atatürk'ün Ziya Gökalp'le tartışmalarına geçmişte şöyle bir bakıp incelediğimizde en büyük ayrıştığı nokta bu. Ziya Gökalp kültürü harsı koruyalım, Batı'nın uygarlık kurumlarını alalım derken Atatürk hayır diyor. Kültür ve uygarlık bir de bütündür. Şimdi bu köyen sularına nasıl yansıyor? Bu köyen sularına aklın bilimin öncülüğünde eğitimin temel felsefesine, biraz önce hocalarım söyledi, okul ve okulu çevreden uzaklaştıran değil, tam tersine birleştiren, kültürde ve sanatta yereli ve evrenseli buluşturan, ki Göyensu uygulamalarında Aşık Veysel'in özellikle hani bu çünkü yerellik, millilik tartışması çok ciddi yapılıyor hala günümüzde. Ve belki de hocam işte fin eğitim sisteminin Göyensu'ları yerine sürekli tartışılmaya açılmasındaki etken de bu. Yani biz bu yerellik, milliliği ne üzerinden kurduğumuzu aslında bu tartışmanın tabii arka planında da bir aydınlanma karşıtlığı, bir cumhuriyet karşıtlığı, bir demokrasi karşıtlığı üzerinden gelen yeni bir arka planın görünmezliğini sağlamak üzerinden kuruluyor. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığı zaman köy enstitüleri aslında Batı modernleşmesinin kendi dayanakları olan ikili toplumsallıklar üzerinden değil, bence tam tersi üzerinden bir toplumsal alanın inşa edilmesini sağlıyor. O yüzden Hasan Ali Yücel şu sözü söylüyor. Diyor ki biz kırda köyde yeni şehirler inşa ettik. Bu çok önemli. Çünkü sanayileşme, kentleşme üzerinden giden bir toplumsal alanın ve toplumun yeni sınıfların inşa etmesi üzerinden yola çıkıyor. Oysa Cumhuriyet diyor ki sınırsız toplum. Ya da sınırsız toplumu başarabilmek için de ezilmiş, ikincileşmiş tarihsel olarak köylüler ve kadınlardır Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman. Neden? Çünkü o modernleşme kendisini sanayileşmenin temel sınıfı olan burjuvazi ve sermaye üzerinden inşa ediyor. Ki ben burada bir ara tartışma açmak istiyorum. Belki sorularla yaparız. Aslında Cumhuriyet kurulduğundan itibaren toplumsal gerçeklik ve bilim üzerinden hem eğitim hem toplumu yeniden nasıl inşa edeceğini araştırmıştır. Ve hepimiz aslında 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde hep burjuvazinin sermayenin inşa edilme süreci üzerinden tartışmaya götürüyoruz ama bakıldığı zaman aslında Cumhuriyet'in en büyük probleminin aşması gereken yoksulluk, cahillik ve köylünün ezilmişliğini kurtarmak. Neden? Çünkü nüfusumuzun %80'inin yani 16 milyon olan nüfusun 12.4 milyonu köyde yaşıyor. Dolayısıyla siz toplumsal gerçeklik alanında kırı kalkındırmadan, kırı kalkındırırken de kırın en önemli özelliği bence değeri dayanışmak, imece ve kültürdür. O yüzden hocam söylemeyi ya da altını çizmeyi çok unuttu ama kırsal kalkınmanın en önemli özelliğini ya da kırı kalkındırarak toplumu kalkındırma ama bunu da yaparak toplumsal dayanışmanın sürecini inşa etmekten geliyor. Şimdi hocam bana şöyle bir görev verdi de 40'larda ve 50'lerde ne oldu? Şimdi 40'larda aslında hepimiz çok iyi biliyoruz ki 1939-44 arası 2. Dünya Savaşı dönemi. Yani Almanya'nın Polonya'yı işgal etme süreciyle başlayan süreç aslında imparatorluk özlemlerini 1940'lı yıllarda yeni kurulan dünya sisteminin, kapitalist sistemindeki güç savaşının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve Almanya 33'teki o faşizm deneyimindeki ruhu her ne kadar 60 gibi görünse de 40'lı yıllarda 39'da Polonya'yı işgal ederek bu emperyalist sömürgeci ruhun yeniden ortaya çıkarıyor. Şimdi o yüzden ben hani Putin'in açıklamalarını düşündüğümüzde o işte Ukrayna aslında bizim topraklarımızdır. O imparatorluk özlemlerinin günümüzde de
farklı siyasal ortamlarda yeniden nasıl canlandığını ya da canlandırılmak istediğini çok daha rahat aslında düşünebiliyoruz. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman savaş bir ülkeyi ne yapar? Zaten Cumhuriyet'in borçlarını alan, onu ödemeye çalışan, bir taraftan dayanışmayla kalkınmacı bir söylem içerisindeki bir Cumhuriyet'in 1940'lı yıllarda savaşa girmeden, ki İsmet İnönü'nün özellikle diplomatik görüşme süreçlerinin burada altını çizmek gerekiyor. Ama tabii köyensizler açısından da bazı eleştirilerimizi de İsmet İnönü'ye sunmamız gerekiyor. Neden? Çünkü savaşa girmese de Türkiye, önce Almanya'yla bir saldırmazlık anlaşması üzerinden anlaşıyor ve kendisini savaşa girmeden bu süreci götürebileceğini düşünüyor. Ama 1941'den itibaren İstanbul başta olmak üzere ekmek karneye bağlanıyor. Hani günümüzde et süt hikayelerindeki süreçle beraber yeniden tartışmaya başladığımız pandemiyle birlikte aslında yokluk ya da kapitalist kalkınmanın o açgözlülüğünün bizi getirdiği noktayı anlamamız açısından düşündüğümüzde aslında 1920'lerden itibaren kapitalizmin de dünyada yeniden ülkeler arasında bir, yani imparatorluklar gitmiştir. Ulus devlet süreçleri başlamıştır ama o uluslararası alanda güç mücadelesinde Almanya'nın 33'ten itibaren temel mücadelesi yerini korumak ve bu süreci sömürgeciliğe götürmek. Şimdi o yüzden Cumhuriyet'in çok önemli bir ayrımı var Batı modernleşmesinin. Batı modernleşmesi İngiltere sanayileşmesiyle birlikte aslında sömürgeciliğe dönüş başardı. Oysa Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet hala da savunmamız gereken temel felsefe bu. Savaşı değil, biz her zaman barışı savunmak zorundayız ve sömürgecilik değil. O yüzden bugün özellikle başkanım siz de işte uluslararası göçte çok ciddi bir nüfusu barındırıyorsunuz burada. Bu çok önemli, çok değerli ama bunu sömürmeden yapmamız lazım. Çünkü Cumhuriyet'in temel mirası sömürmeme üzerinden gidiyor ve o yüzden İsmail Hakkı Tonguç'un o ünlü sözlüğü çok önemli. Yani elimden gelse müfredata dünyanın bütün okullarına insanın insanı sömürmemesi üzerine ders koyardım diyor. Yani bu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü hem Cumhuriyet modernleşmesi hem bu anlamda 40'lı yılların temel felsefesi aslında İsmet İnönü'nün biraz daha korumacılık dış politikasıyla beraber savaşa girmeden ülkeyi dayanışmacı bir kalkınmayla nasıl götüreceğiz? O yüzden köy enstitüleri aslında İsmet İnönü diyor ki benim en önemli mirasımdı. Yeterince koruyamadım. Pişmanlığım vardı yeni vaktimdeki söyleşilere baktığımızda. Ama dönemin içi dış politikalarının bir kurbanı olarak da aslında süreçte özellikle 46'da en köy enstitülerinin değil mi hocam? Yani 16 tane çok yaygın bir şekilde geldiği dönemde sonuçta o dönemi özellikle 44'ten itibaren gelen baskılar üzerinden 45'te çok farklı hayata geçiş üzerinden uluslararası baskılar ve demokratik süreç içerisindeki aslında baktığımız zaman bir dizi dış politikanın ürünü olduğunu görüyoruz. Hatta 1943'te Adana'da İngiltere Başkonsolosu İsmet İnönü burada görüşüyor. Yani savaşın girmeden nasıl yönetileceği ama bu süreç içerisinde de ödün verilmeden, bu çok önemli çünkü sömürgecilik, İkinci Dünya Savaşı'nın aslında adı konulmamış kültürel emperyalizminin de bir türü olarak yeniden karşımıza çıkıyor ve bunun en önemli şeyi köy enstitülerine yönelik saldırıların 45 sonrasında giderek sistematik hale gelmesi, 46'da Hasan Ali Yücel'in görevden alınması, yerine gelen bakanla beraber programların değiştirilmesi, özellikle bu programların köylünün kendi efendisi olma, ülkeyi yönetme ve bu yönetimle de söz sahibi olurken aslında modernleşmenin, Batı modernleşmesinin, sanayi sürecinin sınıfsal değişimi, özellikle işçi sınıfının örgütlenme dinamizmi içerisinde emeğin haklarını, emeğin sürecinin daha adil ve adaletli bir toplumun inşa edilmesindeki gerçekleştirme dinamiklerini kurma anlamındaki süreçte örgütlenme. O yüzden köy enstitüleri çok ciddi dernekler kuruyorlar ve kooperatifçilik. Değerli arkadaşlar, eğer İnönü olmasaydı köy enstitüleri kurulmazdı. Kuruluşundaki katkısı çok önemli ve değerli. 42-43'lü yıllarda İsmet İnönü Tonguç'u çağırıyor. Toprak reformu için mutlaka tarımcı yetiştirmeliyiz diyor.
daha çok güvenlik açalım diyor. Savaş bitince bizi bunu yaptırmazlar diyor. Yunan o dengelerin farkında ve bunun için gereğin yapılmasını talep ediyor. Ama Tonguç insan yok, malzeme yok, olanaklar sınırlı ve yapamıyor. Yani İsmet İnönü'nün kuruluşundaki çok önemli katkı ve daha iyi şeyler yapalım, o çiftçi topraklarında bir sasını çıkarmak için çok çabalıyor ama gücü yetmiyor. Şimdi, yani tabii bunu belki daha sonra tartışmaya açabiliriz ama 40'lı yıllar bir taraftan Türkiye'nin özellikle köy enstitülerinin temel felsefelerini, değerlerini uygulamaya getiriyor. Özellikle iş içinde eğitim, deneyim, hocam aydınlanma dediğinizde iş içinde öğrenme dediğimiz şey gerçekten aslında aydınlanmanın o akılcı felsefesinin uygulamalı gerçekliğe dayanan, teorinin basit ya da soyut bir şekilde değil, uygulamalı olarak ve bu uygulamanın da toplumsal anlamda da halkçılıkla, laikliğin iç içe geçtiği, okulun sadece sınıflara indirgenmediği bir bakış açısı içerisinde oluyor. Tabii bu, hemen toparlıyorum hocam, 1900 özellikle 45 sonrasında dünyadaki değişen siyasetin özellikle de komünizm karşıtlığının aslında aydınlanma karşıtlığı da diyebiliriz hocam. Çünkü Habermas çok önemli bir şey söyler. Der ki 1940'lı yıllar sadece Amerika'nın değil tüm dünyada karşıt düşman yaratmanın Sovyetler Soğuk Savaş nedeniyle bir yeni düşman yaratmanın bir yoluydu. Ve bu Türkiye'de de köy enstitüler ve köy enstitülerin komünist oldukları ve tabii bu komünist olma düşüncesinin arkasında da Öner davası, Hasan Ali Yücel ve Sebahattin Ali ve Nihal Aksız Tan gazetesindeki olayların arka planının daha sonra Hasan Ali Yücel'e ve köy enstitülere kadar giden bir geçmişi de var sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam, şimdi, çok önemli bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim.